Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size Excel'de iki farklı Excel dosyası üzerinde veri alışverişini anlatacağım. Bunun için iki farklı Excel dosyamıza ihtiyacı olacak. Bunları hemen oluşturuyorum. Şöyle yazalım ya da. Bu ana sayfamız olsun. Bir tane de veri sayfasına ihtiyacımız olacak. Hemen verilerimize gelelim. Bunu da kaydediyorum. Şimdi bağlantı işlemini yapmamız gerekiyor. Bunun için ilk verimizi alıyoruz. İlgili sayfada otomatik güncelleştirme yapacağımız hücreyi seçiyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Özel yapıştırma seçeneklerinin en altındaki özel yapıştır seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra buradaki gelen ayar menüsünden bağ yapıştırma seçeneğini seçiyoruz. Şu anda veri bağlantı işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi veri Excel dosyası üzerinden B1 hücresine bağlantı kurdu. İsterseniz bunu elle de yazabilirsiniz ama elle yazarken buradaki dosya uzantısı, dosya izmi, aradaki boşluklar vesaire tam düzgün yazmazsanız bu veri bağlantısını biraz sıkıntı oluyor. Bu şekilde en azından bir tanesini kopyala yapıştır şekilde yaparsanız diğerlerini de buna göre düzenleyebilirsiniz. İsterseniz diğer veri bağlantılarını da aynı şekilde kopyala yapıştırla ana sayfamıza bağlayabiliriz. Ya da daha hızlı bir yolu daha var. Buradaki hücredeki bağlantıyı kopyalayarak çoğaltabiliriz. Nasıl yapacağız? İki farklı yol var. Buradakinin aynısını kopyalayıp alt satıra yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aynı veriyi aldık. Sebebi çünkü buradaki ilk veri üzerindeki veri bağlantısındaki B1 hücresini kilitlemiş olması. Biz bunu B2 olarak değiştirdiğimiz zaman otomatikman buradaki veride değişmesi gerekiyor. Siliyorum biri ve B2'ye çeviriyorum. İkinci hücre bağlantımda oluştu. Farklı bir yolu daha var. Eğer tabloyu komple otomatikman uzun bir veri sistemi veri seti alacaksanız bunu tek tek elle girmesi zor olacaktır. Onun yerine sürükle bırakla yapabilirsiniz. Hemen onu da gösterelim. İlk veri setimdeki B1'deki kilidi çözüyorum. Çözmek için B yani sütunun ismindeki sağındaki ve solundaki dolar işaretlerini kaldırıyorum. B1'i yalnız bıraktım. Yani bu iki yazımda da bir fark yok. Tek farkı B'nin sabit veya olup olmaması. Veri bağlantısı yönünden hiçbir farkı yok. Aşağı doğru çektiğim zaman isterseniz şu yardım da silelim bu bağlantıyı da. Doğru yapıldığın işlemi net bir şekilde görmek için. Aşağıya doğru çektiğim zaman gördüğünüz gibi otomatikman B2 ve B3'ü oluşturdu ve bağlantıları sağladı. Evet, şu anda veri sayfası açık olduğu için zaten bu veri işlemini almasında bir sıkıntı yok diyebilirsiniz. İsterseniz veri sayfasını kapatalım. Hatta ana sayfamızı da kapatalım derledim. Veri sayfasında bir değişiklik yapalım. Mesela buradaki verileri iki şekilde değiştirelim. Kaydediyorum. Kapatıyorum. Tekrar ana sayfama gelelim. Dosyayı açtığım zaman bana bir uyarı verecek. Bunun güvenlik nedeniyle bağlantıların otomatik güncelleştirilmesi devre dışı bırakıldı diye. İsterseniz bunu Excel ayarlarından otomatik bir şekilde güncelleştirmeye de alabilirsiniz. Ama tavsiyem bu şekilde kalsın. Sadece dosyanızı açtığınızda içeriği etkinleştir tuşuna basmanız yeterli. Etkinleştir tuşuna bastım ve verilerim otomatikman hepsini güncelleştirdi. Gördüğünüz gibi hepsi ikiye döndü. Peki veriyle ilgili artık bir ilişkim kalmadığı zaman bu veri setlerini nasıl kaldıracağım? Bunun da iki farklı yolu var. Kolay yolunu gösterelim. Eğer veriniz çok fazla değilse bütün verilerinizi kopyalayın. Tekrar özel yapıştır seçeneklerine girin. Buradan değerlere yapıştırın. Gördüğünüz gibi bütün bağlantıları kaldırdı. Yine aynı şekilde isterseniz direkt kopyalayıp aynı üzerine geri yapıştırın. Yanında çıkan uyarı penceresinden burada sadece değerlere yapıştır seçerseniz yine aynı işlemi kısa yoldan yapmış olacaksınız. Aynı işlemi eğer veriniz çok fazlaysa, hatta birden fazla dosyadan veri alıyorsanız ve örneğin karışık bir tablonuz varsa, belirli hücrelerde örneğin C10'da diğer veri P17'de örnek veriyorum, rastgele değişik yerleşimde verileriniz varsa bu işlem bayağı canınızı sıkabilir. Bunun için de verin sekmesinin altında bulunan bağlantılar bölümüne geleceksiniz. Burada bağlantıları düzenleme seçeneğine tıkladığınız zaman
Bu ana sayfa ile ilgili olan dış bağlantıların tamamını burada tek bir dosya, tek bir liste halinde görebileceksiniz. Burada yapmamız gereken işlem bağlantıyı kes sekmesi. Bağlantıyı kes dediğimizde uyarı verecek. Evet, kesmeyi onaylıyorum dediğiniz zaman buradaki veri bağlantılarının hepsini otomatikman kaldıracak. Veri bağlamayla ilgili bu anlattığım özelliklerin tamamı sayfalar arası bağlantılar için de geçerli. Hatta diğer ofis programlarının tamamıyla alakalı bağlantılar için de geçerli. Örneğin bu işlemin aynısını Word'de de yapabilirsiniz. Bu Excel dosyasında oluşturmuş olduğunuz verilerin tamamını Word'e veya Word'den de Excel'e aktarabilirsiniz. Hepsi bu anlattığım düzlem içerisinde hepsi mümkün. Tamamen yöntemi aynı. Sadece Word'de biraz bağlantıların gelişindeki verilerin biçimleriyle alakalı sıkıntılar çıkıyor. Onda sıkıntıları çözmek için de sadece yapıştırma seçeneklerini yapıştırırken hedefi veya hedefe göre yapıştır veya kaynağa göre yapıştır şeklinde o biçimleri de sabitleyerek probleminizi çözebilirsiniz. Bağlantı işlemleriyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.